çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Bugün yine bir pazartesi ve pazartesi gününün ilk programı, bu haftanın ilk programıyla yine sizlerin huzurunuzdayız. Efendim, telefonlarınız gelinceye kadar bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta programımızın devamlı takipçileri fark edeceklerdir, fark etmişlerdir ki efendim banttan program var idi. Geçtiğimiz haftalarda yapılmış olan programımızın bir bandıydı. Geçtiğimiz haftalarda bir yurt dışına çıkma durumumuz oldu ve oradan birazcık daha farklı gözlem yapma imkanımız oldu. Yurt dışındaki çocukları, yurt dışındaki eğitim sistemini, anne baba çocuk modellerini birazcık daha farklı gözlemleme imkanımız oldu. Efendim, yabancıların çocuklara bakışı, bizim çocuklarımıza bakışımız, onları nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyor olduğu, bizim nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyor olduğumuzu bir kere daha sıcağı sıcağına efendim geçtiğimiz hafta yurt dışında bazı gözlemlerimizle, yaptığımız gözlemlerimizle bunu gördük. Biraz daha yakından gördüm. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Genellikle batılı aileler, bu gittiğimizde daha da net bir şekilde gözlemledim ki, batılı aileler yaşam zor, hayat zor, o yüzden çocuğumuzu sert ve duygusal olmadan yetiştirmemiz lazım diye bakıyorlar çok defa. Ancak bizim toplumumuzda ise genellikle bu türlü efendim sert ve duyarsız olma haline sanki böyle hastalıklı bir ruh hali gibi bakıyoruz. Biz kendi toplumumuzda ise daha çok hissedebilen, duyabilen, yumuşak ruha sahip çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu açıdan bakıldığında batıdaki çocuk yetiştirme modeli ile bizim Anadolu'da çocuk yetiştirme modelimiz arasında ciddi bir fark olduğunu bu gittiğimizde yaptığımız gözlemler ile de net bir şekilde gördük. Benim burada sizlere aktarmaya çalıştığımsa kendi değerlerimiz içerisinde Mevlana'nın, Yunus'un ve ondan önceki ve ondan sonraki yüzlerce, binlerce tarihin altın sayfalarına girmiş olan isimlerin Anadolu pedagojisiyle, yumuşacık bir ruhla nasıl yetiştirildiğinin usul ve yöntemlerini anlatmaya çalışıyorum. Efendim, bunu bu gittiğimizde birazcık daha yakından gözlemlemiş oldum. Telefonlarınızla birlikte bugünkü programımıza devam edeceğimizi söylemiştik. Şu anda hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Alo. Buyurun. Merhaba efendim. Efendim merhabalar. Buyurun. Canlı yayındasınız şu anda. Evet. Nasılsınız Adem Bey? Teşekkür ederim. Biraz gürültülü bir ortam gibi geliyor sanki, yoksa... Evet. Fabrikadan arıyorum. Adem Bey, fabrikadan arıyorum. Biraz gürültü var, doğrudur. Evet. Yayınlarınızı takip etmeye çalışıyorum. İsmim Abdullah Kayos, Kayseri'ni arıyorum. Abdullah Bey. Evet, programlarınız için çok teşekkür ederim. Adem Bey, benim 4 çocuğum var. Birincisi 97 doğumlu erkek, ikincisi kız 99 doğumlu. Diğer ikisinin arasında yaklaşık 10 yaş fark var. 2008 ve 2009 ortaları. 4 çocuğum var. Eşimle ben sorunların içinden çıkamıyoruz. Fazla bir imkanımız da yok öyle psikiyatriste şeye gidecek. Hı hı. Çok sorun yaşıyoruz çocuklarımızla. Nedir sorunların en başında gelen of bunaldım dediğiniz şey Abdullah Bey? Büyük olan oğlum ve kızımın arasındaki sürtüşme. Yok bana dokundun, yok işte sen bana kaşını yedin, gözünü yedin gibi şeyler. Büyük küçüğe saygı göstermediğini söylüyor. Küçük de
büyükten şikayet, işte şiddet uyguladığını söylüyor yani. Hı-hı. Kızarak, bağırarak seni döverim. Bunu geçin. Bunu geçin. Yok, bunu geçin. Bu çok ciddi bir problem değil. Evet, bunu ben kısa bir iki cümleyle çözebilebilecek. Ben evet, buyurun. Eşimle büyük oğlumun arasında ders çalışma problemi yine. O sürekli ders çalışmıyor. Ben o kadar üstüne düşmüyorum. Ve oğlum hiç ders çalışma iştahı kalmadı yani. Hiç ders çalışmak istemiyor. Tamam. Küçük kızım da kardeşine kıskandığından neyse gece bizi 2-3'lere kadar oturtturdu oluyor. Uyutmuyor. Taşındık başka bir semtten, başka bir semte taşındık Kayseri'de. Yani ağlıyor. Ben ona sizin bazı söylediğiniz şeylere dikkat alarak, yani tamamen duyarsız kalmak şartıyla aldırmamaya çalışıyorum. Bu sefer küçük kardeş uyanıyor onun ağlamasına. Mecburen ben kalkıyorum. 2-3'e kadar oturduğum oluyor. Sabah işte işe gelmekte zorluk çekiyorum. Kalkamıyorum. Tamam. Ben şunu sorayım. Ben bu ikisine de kısa kısa değinmeye çalışacağım. Abdullah Bey, asıl sorun acaba eşinizle sizin aranızda olabilir mi? Eşimle benim aramda öyle ciddi bir sorun yok Adem Bey yani. Anlaşıyorsunuz sadece, yani. Sadece ben sizi takip ediyorum, eşim takip etmiyor. Tek sorun bu yani. O büyük bir sorun işte ama. Evet. Çünkü sizin uyguladığınız yöntemi eğer eşiniz uygulamıyor ise o zaman ciddi bir sorun olur. İsterseniz telefonunuzu kapatın. Şimdi söylemeye çalışacağım bu iki bahsettiğiniz büyük oğlunuzla eşiniz arasındaki problemden. Peki. Efendim... Abdullah Bey bayağı bir gürültülü bir ortamdan aradı. Umarım radyoda duyulmuştur sorusu. Hemen bir dinleyicimiz daha var. Kendisini de aldıktan sonra iki soruyu birden cevaplandırmaya çalışayım. Efendim merhabalar. Merhaba Adem Bey. Merhaba. Merhabalar. Kusura bakmayın, biraz rahatsızım, sesim kısıldı ama ne olursa olsun sizi aramak istedim. Allah şifa versin, geçmiş olsun. Allah razı olsun sizden de. Çok teşekkür ediyorum size. Benim 7 yaşında bir de 3,5 yaşında bir kızım var. Bir dakika, kaç yaşında büyük olan? Büyük olan 6,5 yaşında ilkokula başladı, 1. sınıfa. Küçük olan? Küçük olan da 3,5 yaşında. Oğlum, sizin söylediğiniz gibi aile toplantıları başlattık. İşte kitaplarınızı falan aldım. Çok güzel. Okuyorum. Kendimi çok geliştirdim. Eskiden çok böyle değişik düşünüyordum. İşte çocuk bana alışmasın, sevgimi göstermeyeyim. Ama o kadar yanlış anladığımı fark ettim ki işte eski insanların bize söyledikleri gibi işte yanınıza almayın. 4 yaşına kadar hiç çocuğuma doğru düzgün sevgi vermedim yani. Hani alışıyor diye. Ama şimdi biz 5-6 aydır sizi dinliyorum. Çok şükür onu aştım. Bakıyorum da gittikçe daha güzel oluyor her şey. Sevgimi verdikçe çocuğuma doyasıya, o beni daha iyi dinliyor. Hem de siz anneliğinizi doyasıya yaşıyorsunuz değil mi? Tabii, evet. Ne demek. Evet, çok güzel yani. Eskiden çocuğuma karşı böyle sevmediğim zaman sanki aramızda büyük bir mesafe varmış gibi. Saldıracakmış gibi hissediyordunuz. Evet. O da kendi benliğini korumak için size saldırıyor. Evin içerisi savaşa deniyor. Evet, doğru. Haklısınız. Böyle bazen bir şey yaptığı zaman engel oluyordum. Bana işte ters hareketleri falan oluyordu. Şu anda öyle bir şey yaşamıyoruz. Çok güzel. Sizin sayenizde. Estağfurullah. Sorun Allah var mı şu anda? Size. Evet var. Sadece sizinle paylaşmak istiyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Buyurun. Ben okuma saatleri yaptım. Günlük 20 dakika yaptırdım ona. Sabahları saat 9'u 20 geçeden 40 geçeye kadar 20 dakika sadece sabahları. Biz de onunla beraber, babası bir de ben, beraber oturuyoruz. O hikayesini okuyor. Biz de kitap okuyoruz, sizin kitaplarınızı. Ama mesela bugün hava çok güzeldi, dışarı çıkmak istedi. Biz de engel olmadık. Engel olmadık. Arkadaşlar dışarıdaydı, engel olmadık. Acaba bazen hani hep yapıyor da bugün yapmadı mesela. Nasıl tepki vermem lazım? Affetmem lazım, hiç konuşmamam mı lazım? Okula onu kaçta gidiyor? Okula 15 tatil ama saat 12.30'da okulda olması gerekiyor. Bu kitap okuma gününü her zamana mı yaydınız? Yani her gün 20 dakika öğretmen okusun diyor ya, okuması hızlansın diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sabah saatlerinde kitap okumak, bu saatlerde kitap okumak zihni çok hazır olmadığı bir saat dilimidir bu. Çok doğru bir saat değil bu saat. Evet. Şimdi iki şey yapın.
ya çok erken saatte, yani güneşin yeni doğduğu saatte zihin dolu dolu almaya hazırdır. O saate evet. denk getirmeye çalışın ama 6,5 yaşındaki bir çocuk için çok erken olur o saat. Yahut evet. da ikindi saatine denk getirmeye çalışın. İkindi saati söyle. Zihnin yine açık olacağı saatlerden bir dilim. Yahut da akşam yatmadan önce, ikindi ya da akşam yatmadan önceki saat dilimine denk getirirseniz hem çocuğunuz yorulmamış olur hem de daha çabuk almış olur. Bu saatte yaparsanız çocuğunuzu eziyet etmiş olursunuz. Eziyet etmiş olurum. Anladım. Ben hani insan bilmeyince tabii ki öyle oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben eşim evde olduğu zaman, eşim 11'de gidiyor işe. Hani beraber yapsak daha böyle etkili olur diye düşündük de ondan. Aslında çok iyi olur. Yani ben evet. onu takdir edecektim şimdi. Sizler evet. de anne baba olarak kitap okuyorsunuz, çocuğunuz da okuyor. Evet. Ama tabii. çocuğunuzun aklı dışarıdayken, gözü güneşteyken evet. önüne kitap korsanız çok iyi olmaz o saat. Akşam yatmadan önce. Akşam yatmadan önce sessizlik eğitimi şeklinde evinizin içerisinde bir yarım saat, 20 dakika şu söylediğinizi yaparsanız çok çok daha verimli olur. Olur mu? Tamam, olur. Adem Bey, bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Mesela bu dışarı çıkma saatleri, saatlerini yapmak lazım yoksa çocukları ne kadar dışarıda, ama hava güzel mesela, hı hı. ne kadar saat, belirli saat koymak lazım mı yoksa çocuğu serbest mi bırakmak lazım dışarı konusunda? Yok, yok. Veya arkadaşlara gitmek konusunda? Hiçbir konuda sınırsızlık fayda getirmez. Mutlaka saati olacak. Mutlaka saati olacak. Şuna denk getirmeye çalışın. Dikkat edin dışarıya. Arkadaşları genellikle hangi saatte çıkıyor ise o saatten işte bir 15 dakika sonra o da çıksın. Efendim bir süre sonra o da gelsin. Her ailenin kendisine göre çocuğa dışarıya çıkış saatini kendisi ayarlaması lazım ama istediğin kadar kal şeklinde değil. Onu dikkat etmeniz lazım. Ben bir şey söyleyeyim. Bu konuda ezan sesini efendim bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Örneğin öğlen ezanı okunduğunda oğlum eve geleceksin, öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra şunu yapıp ondan sonra tekrar çıkabilirsin. Ya da akşam ezanı okunduğunda doğruca eve geleceksin. Genellikle tamam. böyle bir şey yaparsanız sizin bağırmanıza gerek yok. Çünkü imam zaten ezan okurken çocuğunuzu çağırıyor olacaktır. Daha sonra da eğer namaz kıldırmaya doğru teşvik edecekseniz ezanda kulağı olan namazda gözü olanın ezanda kulağı olur diye bir söz var ya. Ezana evet. alıştırmış olursunuz böylelikle de. Evet. Tamam mı? Evet. Çocukların en geç yatma saati kaç olması lazım Adem Bey? Çocuktan çocuğa değişir ama 6,5 yaşındaki bir çocuğun saat 9-9,5 gibi yatmış olması iyidir. Tatildeyiz şimdi, 10'a kadar sarkıtabilirsiniz. 10'a kadar, tamam hı-hı. Adem Bey. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizden her olsun. Zaman ulaşmaya çalışacağım. Allah razı olsun, sağ olun. Hayırlı günler. Şimdi Abdullah Bey'in ilk sorduğu soruya dönelim. Abdullah Bey 97 doğumlu olan oğluyla anne arasında sorundan bahsetmiş idi. Şimdi Abdullah Bey'in bir de küçük çocuğu var. 2008 eşinin de küçük çocuğu var. 2008 doğumlu, yani 3 yaşları civarına denk gelen bir de çocuğu var. Şimdi ben burada bir espri arz etmek istiyorum. Annelerde şöyle bir psikoloji vardır. Babalar bunu mutlaka bilmesi lazım. Annenin küçük çocuğu var ise, bebek yaşta bir çocuğu var ise büyük çocuklarına karşı biraz sinirli olurlar. Çünkü küçük çocuğun masumiyetini, küçük çocuğun sevimliliğinin aynısını büyüklerde de ararlar. Ortalıkta öyle koşmasını, ortalıkta masum masum duruşunu büyüklerde de arar anneler. Çünkü doyasıya kendisini eğer küçüğe vermişse o takdirde küçükle bağı daha kuvvetli olur annenin. Eğer büyük kaba saba hareketler yapmaya başladı ve anneyi yoruyor ise anne genellikle farkına varmadan bilinçaltında en küçükle onu kıyas eder ve hınçla yaklaşır büyüğe doğru. Abdullah Bey diyor ki oğlumu diyor dersler konusunda bastıra bastıra neredeyse derslerden soğuttu. O takdirde Abdullah Bey eşinizin üzerinden bu görevi alın. Çocuğunuzun ders yaptırma veya derslerini takip etme görevini siz üstlenin. Çünkü anne şu anda iki ruhu birden taşımakta zorluk çekebilir. Bir bebeksi bir ruha annelik yapmak, çocuğa annelik yapmak. Bir de efendim büyük yetişkin bir çocuğa annelik yapmak. Arada denge bazen zorlanabilir. O yüzden babalar burada mutlaka devreye girmesi lazım. Orada büyük çocuklara babalar anne gibi bir baba şefkatiyle yaklaşması lazım. Yoksa anne
babasız olarak, yani babanın desteği olmadan zorluk çekebilir bir bebek ve yetişkin bir çocuk sahibi ise. Efendim, bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Kendisine merhaba diyelim. Alo. Efendim, merhabalar. Hayırlı günler Adem Bey. Hayırlı günler. Adım Ayşe Kale. Ayşe Hanım, buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederiz böyle bir program yaptığınız için. Allah razı olsun. 4 yaşında bir oğlum var benim. 2 yaşına kadar ben baktım ama 2 yaşından sonra çalışmam gerekti ve anneme bıraktım. 2 sene annem baktı ama daha sonra çocuklarla oynama isteğinden dolayı onu kreşe gönderdik. Ama 5-6 ay kreşte kalabildi sadece. Ondan sonra çok sıkıldı. Ben gitmek istemiyorum diyerek sabahları ağlayarak feryat figan etmeye başladı. Biz de onun isteği üzerine kreşten aldık şu anda. Hı hı. Ama çok mutsuz bir çocuk. Yani evde anneannesini çok seviyor, ona gitmek istiyor, oradan da sıkılıyor gittiğimiz zaman. Benim yanıma gelmek istiyor evde, benden de sıkılıyor. Ben çalışıyorum, sürekli benimle birlikte olmak istiyor. Pazar günleri birlikte olduğumuz zaman yine benden de çok sıkılıyor. Sürekli televizyon ve bilgisayar izlemek istiyor. Bir pedagoğa götürelim mi götürmeyelim mi bilemiyoruz açıkçası. Ne yapalım? Önce sizden bir fikir almak istiyorum. Çünkü çok Anne sütü ne kadar aldı? 1,5 yaşına kadar. Ama bebekliğinde de çok huysuz bir çocuktu. Hep böyle yani sürekli ağlayan, huzursuz bir çocuktu. Neden ağlıyordu? Onun nedenlerini hiç çözemedik. Biz çok ilginçtir, çok ağlardı ve biz artık arabayla gezdirip onu uyutarak eve getirirdik. Yani İşte. Bebekliğinde de böyle bir hep huysuzluğu vardı. Ama onun nedenini hiç kimse çözmedi. Hani o yaşta da tabii biz de algılayamadık neden olduğunu. Ama o şeylik devam ediyor. Bana çok düşkün, beni göremediği için, benimle yeteri kadar zaman geçiremediği için. Ama çalışmam da gerekiyor. Yani nasıl bir yol izlemeliyim? Sizle ne kadar yattı? Nasıl? Sizinle ne kadar yattı çocuğunuz yan yana? Hala bile yatıyoruz. Yani her akşam olmasa bile. Yani 4-5 akşam yatıyoruz. Şu anda zaten yatıyor, benimle uyuyor. Şu anda yatıyor olmak aslında biraz sıkıntıyı doğurur da. Hı hı. İlk dönemde, erken çocukluk döneminde, bebeklik döneminde ne kadar sizle yattı? Biz her akşam beraber yatıyoruz onunla. Yani önceden de, doğduğundan beri. Evet, uyuduktan sonra ben beşiğine veya yatağına koyuyorum. Öyle bir sistem izledik genelde. Bazen sabaha kadar yanımda oldu. Bebekliğinde tamam. Zaten sürekli yanımdaydı. Tamam. Şimdi normalde Ayşe Hanım, şöyle söyleyeyim ben size. Eğer çocuğun fizyolojik bir sebebi yok ise ağlamasında, gazı yoksa, efendim bedeninde herhangi bir sıkıntı yoktuysa, hekimle görüştüğünüzde bu çocuk maşallah Türk gibi bir çocuk, hiçbir fizyolojik rahatsızlığı yoktu diye bir hekimden onayı aldıysanız, çocuk sebepsiz yere huzursuzlanmaz, ağlamaz. Mutlaka her bir ağlayışının sebebi vardır. Bu bir fizyolojik sebep değilse ruhsal bir sebeptir, psikolojik bir sebeptir. Çok defa da anne ile kendi arasındaki bir bağın yoksunluğundan dolayı çocuk ağlar yahut da anneyi kendine doğru çekmek istediğinden dolayı ağlar. Çekmek istediğini tahmin ediyorum çünkü bana çok düşkün sadece ve bir takım şeyleri hep benim üzerimden yaptırmaya önceki çalışıyor. Önceki dönemde yalnız. İlk dönemde. Eğer bu ilk dönemdeki her bir ağlayışına anne karşılık verir ise, o takdirde çocuğun içerisine yavaş yavaş bir güven duygusu gelişir. Çocuk böylelikle aslında anne ile kendi arasında işte Allah'ın bir hikmeti bir bağ kurar, bir bağımlılık kurar. Bu bağımlılık da çocuğu yavaş yavaş kendine getirir aslında. Eğer çocuğun ağlamaları çözülememiş veya işte gezdirerek, kucakta taşınarak veya sallayarak uyutulmaya falan çalışıldıysa aslında o sıradaki problemlerin birikiyor olduğu anlamına da gelir. Bu geçmiş dönemde kalmış olan bir şey. Hı hı. Şimdi ise aslında çok kaybettiğiniz bir şey yok. Yani 2 yıl birlikte kalmışsınız, çok güzel. Hı hı. Sonraki 2 yıl annenizle kalmış. İyi evet. Ki 3-4 kişi değiştirmemişsiniz. Bu da güzel. Orada bir anne yoksunluğu yaşanmıştır mutlaka. Ama şu anda sizin yapacağınız şey, çocuğunuz 4 yaşında, artık kreş yaşamına başlatın. Sosyal yaşama başlatın. Eğer gönderdiğiniz yerden geriye dönmüş ve orada becerememiş ise oradaki şeyi, onun sebebini araştırın. Normalde bu yaştaki çocuk sizden de sıkılır. Sizin söylediğiniz gibi anneannesinden de sıkılır, evet. Babadan da sıkılır. Onun aradığı şey şu anda kendi yaşı. Kendi yaşının olduğu yere gönderdiğiniz halde orada uyum sağlayamıyor ise
okulla ilgili, öğretmeniyle ilgili bir sorun olabilir mi? Ya da okuldaki arkadaşlarıyla ilgili bir sorun olabilir mi? Şimdi bunu sorduğumda Kerem oğlum dedi. Burada çok iyi, çok güzel, çok arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Her şekilde çok güzel diyorlar burada. Hayır, yani kreşe sorduğum bunun zaman. Bunun cevabını kreş veremez. Hı-hı. Bunun cevabını çocuğun kendisi verir. Çocuk kreşe gitmiyorsa yolunda gitmeyen bir şey var demektir. 4 yaşındaki çocuk. Sadece gitmek istemediğini söylüyor ve şu anda okuldan nefret ediyor. Hiçbir zaman okula gitmek istemiyormuş. Tamam. Burada çocuğun Hı-hı. duyguları çok önemli. Çocuk çünkü yalan söylemez. Eğer Hı-hı. siz 4 yaşındaki bir çocuğu arkadaş grubunun içerisine bıraktıysanız, normalde hiçbir sorunu olmayan bir çocuğu bıraktıysanız, orada bir arkadaşla nasıl vakit geçirdiğini çocuk bilemez bile. Ve oraya can atarak gitmek ister. Çünkü sosyalleşme evresinde şu anda çocuğun duyarlılığı, kendi yaşındaki çocuklarla konuşma isteğinden dolayı duyarlılığı var. Sizi o yüzden istemiyor. Babasını, anneannesi o yüzden yetmiyor. Doğru bir adres bulup çocuklarla birlikte ederseniz çocuğunuzu, o takdirde sorununuzun aşılacağını düşünüyorum ben. Akşamları birlikte yatmaya gayret edin. Kendi evet, yatağınızda evet. değil ama onun yatağında mutlaka. Tensel Aha. temasınızı bol bol sağlamaya çalışın. Onlarla bir sıkıntımız yok. Yani, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani eve gider gitmez onunla ilgileniyorum. Başka bir şey de yapmıyorum zaten. Çok güzel. Ama işte sıkıntı bu, biraz da asosyal bir çocuk. Yani sokakta biri cevap bile kimseye veremiyor. İsmini sorsalar, yaşını sorsalar kimseyle konuşmuyor. Böyle sorunlarımız var. Onun için kreş aslında. Olabilir. Kreşe başvurmuştuk ama Tabii. oradan da memnun olmadı ve hiçbir zaman bir daha da okulu görmek istemediğini söyleyin. Şimdi okul diye söylemeyin isterseniz ona. Okula gideceğiz, kreşe gideceğiz diye değil. Arkadaşların yanına gideceğiz. Gel arkadaşların yanına gideceğiz diye. Bir iki gün alıştırma dönemi atlatın. Çocuk eğer okuldan, öğretmenden, sınıftan kaygılanırsa o takdirde oraya gitmeye endişe eder. Evet, siz oraya bir iki gün alıştırmaya çalışın mümkün olduğu kadar. Ve tamam. şunu yapın. Ben daha önceki programlarda anlatmıştım. Sosyal refakatçi olmaya çalışın orada. Sınıfın içinden birisiyle arkadaş edindirmeye çalışın. Eğer birisiyle arkadaş olursa okula gidiyoruz demeyin. Ahmet'in yanına gidelim mi diye söyleyin çocuğunuza zorlamadan. Anladım. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür Peki. ediyorum. Görüşmek. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı program. Görüşmek üzere. Efendim bir telefonumuz var. Efendim merhabalar. Alo. Alo. Alo buyurun. Merhaba Adem Bey. Merhabalar. Benim 3 tane sorum olacaktı ama yetişebiliriz efendim. Bir tanesini alalım. 3 tane tamam. sorunuzun bir tanesi. Tamam. Ben 2005 Temmuz doğumlu ve 2007 Mart doğumlu çocuklarım var. Bir erkek bir kız. Oğlum çok sıkılgan. Her şeye sıkıldım deyip duruyor. Yani o kreşe gidiyor 2 yıldır da din eğitim veren. Geçen sene hiçbir şey yapamadı. Kur'an'a falan harfleri bile öğrenemedi. Bu sene Kur'an'a geçti ama şimdi hiç Kur'an okumuyor. Çok sıkıldım anne, lütfen onu bana verme diyor. İşte ezberlerini yaptırmaya çalışıyorum. Hı hı. O da yani onu da dinlemiyor. Gene mi açtın anne bunu diyor. Hı. Şimdi 5 yaşında gönderdiniz galiba değil mi çocuğunuzu? Evet. Geçen sene. Elif Bağ'ı öğrenebildi mi? Bu sene öğrendi ama geçen sene hiç öğrenemedi. Şimdi ben daha önceki programlarımda evet. birkaç hafta önce... Evet. 5 yaş erken yaş demiştim. Bıktırırsınız Hı-hı. çocuğu demiştim. Siz de öyle bir şeyin içerisine girmiş olabilirsiniz şu anda. Yani çocukların yetenekleri henüz Elif Bağ'ı öğrenmek için, harfleri, sembolleri öğrenmek için 5 yaş çok erken bir yaş. Erken bir yaş. Dolayısıyla Hı-hı. çocuk geçen yıl zaten zorlanmış. Bu yılda zorlandığı bir şey üstüne bir kere de siz zorluyorsunuz. Bence şöyle yapın. Önce bir sakin olsun çocuk. Biraz bir ara verin. Ezbere de ara verin, Kur'an-ı Kerim'e de bir ara verin. Çocuk önce bir kendisini bir toparlasın ve emniyette hissetsin. Evinizin içerisinde eğer yapabiliyorsanız bir CD'de Kur'an-ı Kerim çalsın. Efendim, çocuk kulaktan ona öğreteceğiniz şekliyle değil de doğal bir atmosferde Kur'an dinlesin. Biraz bir ara verin. Ne kadar bir ara verin? En aşağı bir 6 aylık bir ara verin. Hiç Kur'an konusunu açmayın çocuğa. Çocuk eğer böyle zorlana zorlana giderse, efendim ileride Kur'an'ı hatim etmiş olsa bile Kur'an'ın yüzünü açmaz. Bugün söylediği sözü söyler. Yarın 15 yaşına gelir, bana bundan bahsetmeyin der. Aklında bunaltı kalmasın çocuğunuzun, olur mu? Yani zaten ilk geç değil de şimdiki gibi okuyamıyor. İlk tamam. geçtiğinde daha güzel okuyordu. Tamam, şu anda hiç zorlamayın. Bırakın unutmaz o, zihninin bir tarafında kalmış olur. Bir süre sonra yeniden başlayın ama bu süreyi dediğim gibi
Kur'an dinleyerek geçirin. Özellikle o 30. yüzyılın son kısımlarını efendim dinleyerek geçirsin çocuk. Kısa sureleri. Peki. Tamam mı? Peki bu sıkıldım demesi her şeye. Yani sıkmışsınız yani ama çocuğu. Yani mesela bir yere gidiyoruz. Sıkmışsınız yok ama yani, çocuğu. Yok yani Kur'an haricinde de öyle yani. Yani ama bir yerde sıkılınca çocuk öbür taraflarda da onun sıkıntısını belli eder. Yani zaten bir anne bir konuda sıkıyorsa farkına varırsa eğer başka konularda da sıkıyordur aslında. Yok yani diyor ki benimle hep oyun oynayın. Bir yere gidiyoruz, geziyoruz, kardeşiyle oynamayı sevmiyor mu? Bazen oynuyorlar ama işte çok hırçınlık yani vuruyor üstüne yani böyle kavgacı, dövüşçü şeyi seviyor. Tamam. O da kız olduğu için onu sevmiyor. Şimdi çocuk Kur'an öğrenmek için bir yere gönderilmiş. 5 yaşında Kur'an öğretilmeye çalışılmış ve çocuk o sırada bunalmış, sıkılmış. Şimdi eğer çocuk bir şeyden sıkılmaya başladıysa bunu hayatının farklı yerlerine doğru da yayar. Yani artı bir de bir anne mantık ve prensip olarak çocuğunun sıkıldığını fark ettiği halde hala zorluyor ise o takdirde o sıkılmalarını demek ki hayatının diğer safhalarında da yapıyor demektir. Burada bu değerli anneye şunu tavsiye ederim. Bir kendisini bir gözlemlesin. Acaba gerçekten ben çocuğumla yeterince ilgilenebiliyor muyum? Çocuğumla yeterince anne çocuk ilişkisi içerisinde miyim? Yoksa ben de bunalıyor, ben de sıkılıyor muyum çocuğumdan? Çocuk da sıkıldığı halini bana mı yansıtıyor diye bir gözden geçirmesinde fayda var. Hattımızda da bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Alo. Alo, merhaba efendim. Merhabalar. Ben Mehmet Mardin'den arıyorum. Mehmet Bey merhaba. Evet. Adem Bey, benim bir çocuğum var. 7 yaşında. Hı hı. İkinci sınıfa gidiyor. Ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Onu ne yapalım yani? Anladım. Radyonuzun sesi açık galiba. Onu kısabilir misiniz Mehmet Bey? Tamam, kustum. Evet. Şimdi ikinci sınıfa gidiyor. Peki ikinci sınıfa gidiyor, evet. Neden öğrenemedi okumayı, yazmayı? Nedir sorun sizce? Şimdi algılamıyor yani. Algılaması zayıf. Algılamıyor. Yani zekasında bir problem var mı sizce? Hayır, yok. Yani öyle hayır. Yani ondan zekasında şey herhangi yok. Bir problem hayır. Yok. Peki problem yok. Evet. Acaba kendisini kaygılı hissediyor mudur? Okuldan şey diyor, nefret ediyor. Okula gitmek istemiyor. Evet. Benim okulumu değiştir diyor ikide bir. Ben bu okula gitmek istemiyorum. Neden peki okula gitmek istemiyor? Herhalde arkadaşlarıyla sorunlar var. Bir de şey var, uyum sorunu var. Okulda uyum. Yani öğretmen sorunu. Bir şey anlatıyor, bir ders veriyor. Anlamıyor yani. O çünkü ne okuması var ne yazması var onun. Diliniz Türkçe mi evde konuştuğunuz diliniz? Başka bir dil kullanıyor musunuz? Evet, biz Arapça kullanıyoruz. Arapça kullanıyorsunuz. Evde de Arapça kullanıyorsunuz değil mi dilli olarak? Evet, ama onunla Türkçe konuşuyoruz. O güzel Türkçe konuşuyor. Arapçayı da konuşabiliyor mu? Konuşuyor, evet, onu da konuşuyor. Arapçayı da konuşabiliyor. Keşke şöyle yapsanız Mehmet Bey. Şimdi okul belki yetmeyebilir. Bir de okulda sorunları var ise, arkadaşlarıyla sorunları var ise, eğer bu şekliyle gider ise kendi kendini ben hiçbir şey öğrenemiyorum. Çok affedersiniz, ben geri zekalıyım, ben aptalım diye kendini etiketlemeye başlar ise çocuk, ondan sonraki yıllara da sirayet eder bu, sıçrar. Şimdi yerinizde olayım, şöyle yaparım. Eğer etraftan bir iki tane efendim öğretmeye meyilli olan çocuk var ise, kendisinden bir iki yaş büyük, onunla birlikte oturup evde bir saatlik bir ekstra sanki onunla birlikte çalıştırmayı tavsiye edin. Eğer çocuğunuzun zekasında bir problem yok ise muhtemelen o kaygılanıyordur. Muhtemelen o okulla irtibatını tam kuramadığı için, kendisinde biraz geri kaldığını düşündüğü için o başaramayacağının endişesiyle yapıyordur. Çocuğunuzun üstünden baskıları tamamen kaldırın. Bırakın. Öğrenemeyecekse öğrenmesin şeklinde bir bırakın. Eğer o kendisinin serbest kaldığını hisseder ise o takdirde o öğrenir. Ama dediğim gibi yanına efendim 9 yaşında, 8 yaşında okumayı bilen bir tane çocuğu eğer bir araya getirtirirseniz,
Onlar birbirleriyle oynarken onlar birbirlerine öğretir. Siz hiç karışmayın. Olur mu? Böyle bir yöntem takip edin. Sınıf falan değiştirmeyelim mi? O mesela örneğin onu birinci sınıfa aldıralım. O zaman kendisini bu sefer iyice başarısız olduğunu anlar yani. İyice kapanır çocuk. Bu tatil dönemini öyle bir fırsat olarak değerlendirin. Evinize çağırın bir tane çocuk. Onlara meyve hazırlayın, çerez hazırlayın. İçeride birbirleriyle, çocuk diliyle konuşsunlar. Bak bu A yan yana gelince A, B oluyor diye çocuk diliyle birbirlerine öğretmesini sağlamaya çalışın. Olur mu? Evet, anlaşıldı. Tamam Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Peki, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Efendim, bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Alo. Alo, merhaba. Hayırlı günler Adem Bey. Hayırlı günler. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun programınız Allah için. Allah sizden razı olsun. Buyurun. Ben Aysel. İnşallah şirin yerden arıyorum. Şöyle bir sorunum olacak. Daha doğrusu uzun ama inşallah hakka girmeden söylemeye çalışayım. 18 yaşında bir kızım var. 13 yaşında bir oğlum. Ve ikinin içinde yani 30 aylıkta bir kızım var. Yani içinde aslında sorun dersem oğlanla kız anlaşamıyor büyükler. Hani kardeştir diyorum, geçiyorum ama küçük kız da doğduğundan beri, şöyle anlatayım, emme hissi çok kuvvetliydi ve ben sürekli emdirdim. Hani inanın 2-3 saat emdirdiğim oldu. İşte yerine koyduğumda sürekli ağlıyordu. Hemen alıyordum. Yani onu hiç ağlatmamaya çalıştım. Hep emzirdim. Emme de inanın ki yani hiç yerimden kalkmadığım oldu. Hı hı. Hadi dedim hani küçüktür, diğer işlerimi falan hep erteledim. Hı-hı. Ama hani ne yaptıysam onun ne ağlamasını ne huzursuzluğunu gideremedim. Hı-hı. Sokaklarda emdirir olmuştum artık. Hı-hı. Diyordum hani ihtiyacı vardır. İki çocuk da büyüttüğüm için biraz bir nebze öyle düşünmüştüm. Hı-hı. Şu anda hala bağımlılığı devam ediyor. Beraber yatıyoruz. Hep beraber yattık. Şu an başa çıkamıyorum. Bir de beni yönlendirmeye bile başladı o. Yani mesela bir şey oynadığımız zaman sen böyle yap anne, sen şöyle yap anne. Hı hı. Şaşırdım kaldım, biraz sinirlerim bozulmaya başladı tabii. Yok, sinirleriniz yani bozulursa. Yani hiç bırakmıyor beni, hiç diğer çocukların da ihtiyacı var. Kız üniversiteye tabii hazırlanıyor, oğlan işte SBS'de falan. Hı hı. Yani iki oğlanla kızın arasındaki sorunu bile artık hani şey yapamıyorum, ilgilenemiyorum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi... Hiç bunalmayın, hiç sıkılmayın. Evet. Çünkü bunalmaya başladığınız sırada çocuğunuzu bozmaya başladığınız sıra demektir o. Yani ne zaman yaptığım ki... o kadar şeyin boşa gideceğini düşünüyorum. Çünkü inanın hani yok, boşa gitmez. Boşa gitmez ama eğer siz bir oflamaya, bir poflamaya, kızınızı bir itmeye başlarsanız onun benliğine dokunmuş olursunuz. Benliğine dokunursanız o size geri püskürerek gelir, dişlerini sıkarak gelir. Bu sefer çocuğunuzla aranızı açmış olursunuz. Ama bakın şöyle bir yöntem uygulayın. Ama birinciye yine döneceğim. Birinci bir şey söylediniz, ona yine döneceğim de şunu yapın. Çocuğunuza zaman kavramını göstermeye çalışın. Şöyle, 30 aylık bir çocuk normalde saatin... Büyük saatle küçük saat kavramını kavrayabilir. Yani büyük saat akrep, yelkovanı tarif ederken, bak kızım seninle şu saat şuradan şuraya gelinceye kadar oynayacağız diye bir yarım saatlik zaman dilimi gösterin. Ve o saat aşağıya doğru gelirken devamlı oynayın. Tam aşağıya geldiğinde kızım saatimiz bitti, oyuna bırakıyorum ben. Daha sonra seninle tekrar oynayacağım diye. Bu sefer de şöyle tarif edin. Büyük saat yukarıya doğru geldiğinde, 12'nin üstüne geldiğinde seninle tekrar oynayacağım diye. O sırada sizi istediği kadar bırakmasın. İstediği kadar ağlasın, istediği kadar çırpınsın. Siz onun o çırpınışları bir iktidar mücadelesidir. İstediği kadar kızım sen şurada ağlayabilirsin ama ben vakti gelmeden seninle oynamayacağım deyip kenara doğru çekilin. Evet, onu bir kere sizde dinlemiştim. Yaptınız onu yapıyorum mı? Zaten orada o noktada aramayı düşünmüştüm. Yine yapıyor diye. Demek ki böyle devam edeceğim. İstediği kadar tabii. İstediği kadar ağlasın o sırada ama şunu diyorum, yapmayacaksınız, şunu yapmayın. Yukarıya gelince saat, yani büyük saat tam yukarıya geldiğinde bu sefer hiç sözünüzden dönmemiş olarak, aa saat tamam gelmiş kızım, hadi bakalım seninle oynayalım deyip
tekrardan oyuna başlayacaksınız. Çocuğunuz hangi tepkiyi verirse versin siz bir çelik bir irade ile söylediğiniz saatlerde oynayacak, söylediğiniz saatlerde ayrılacaksınız. Çocuğunuz ayrılmalardan sonra tekrar geldiğinizi görürse içi rahatlayacak, huzura kavuşacak. Ondan sonra sizi yavaşça bırakacak. Başlangıçta yarım saat üzerinden yapın. Ondan sonra ise yarım saat oyun, bir saat ara verin. Ondan sonraki aşamaya geldiğinizde. Önce yarım saat oyun, yarım saat ara. Sonra yarım saat oyun, bir saat ara verin. Yalnız o ilk dönemlerde huzursuzluğunu gideremedim diyorsunuz ya, ne yaptıysam yapım. Aslında öyle değil. Şöyle düşünün onu. Huzursuzluğunun kaynağını bulamadım deyin. Gideremedim değil. Siz emzirme yoluyla gidermeye çalışmışsınız ama belki huzursuzluğunun kaynağı başka bir şeydi. Siz huzursuzluğunuzun kaynağını bulamamışsınız. Ama söylediğim yöntemi takip edin. Endişe etmeyin. Bir süre sonra sizin güvenilir birisi olduğunuzu kabul ettiğinde çocuğunuz kendi kendine oynamaya geçecektir. Oldu mu? Genelde zaten Adem kardeşim, yani ben tutmak istemiyorum ama zaten genelde hem büyük kızım hem oğlanım hem de bunda sözümle davranma. Yani sözümden ne çıktıysa onun arkasında durmayı ve hani hiçbir zaman sözümü aşmadım. Çok ama güzel. Bunda onu yapamadım. Yani yok bu yok, yenilmeyin. Ama diyorum ki hani ben hiçbir zaman sözümü caydırmadım. Geliyorum dediğimde geldim. Çok ya güzel. Da bir şey yani önerdiğimde yaptım. Oğlanda da kızda da büyük kızda. Yani benim kız iki büyük çocuklarım hiçbir problem yok ve çok seviyorum, çok güveniyorum onlar da bana ama. Şimdi bu küçüğümüzün kardeşler arasında sorun var. Bu kızda çok güvenilir davrandım, anladım yani. Hani mesela küçüktü, bebekti, anlamaz demedim. Kesinlikle harika demedim. Arkadaşlara aslında da öyle tavsiye ediyorum. Şimdi var ya, neyi yaşıyorsunuz biliyor musunuz? İyi ve güçlü bir iradeyle yetiştirdiğinizin çocuğunuzun iradesi altında eziliyorsunuz şu anda. Ay, evet herhalde. Yani güçlü bir irade sahibi hale getirmişsiniz çocuğunuzu. Şimdi sizin iradenizi bile teslim almaya çalışıyor. Ama burada dediğim usulü uygulayın. Çelik bir güçle onu yerine getirmeye çalışın, tamam mı? Bir de demeyelim. Gerçekten sizi arkadaşlara çok tavsiye ediyorum bu arada. Ve herkesin de tavsiye etmesini söylüyorum. Sizin söylediğiniz bir söz var. Biz yetiştirebiliyoruz çocukları ama başka komşuların veya başka insan çocukları bozuyor. Buna çok inanıyorum. O yüzden emin olun, herkese söylüyorum. Tavsiye ediyorum. Kendim de ara ara dinliyorum. Geçen Bant'tan yayınladığınız programda da duyduğum okuma saatini, aidiyet duygusunu da çok uygulamaya çalışıyorum. Eşimle de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah olacak diye İnşallah, düşünüyorum. İnşallah. İyi şeylerden fakat bahsettiniz. Çocuğunuzun iradesi kuvvetli, iyi şeylerden. Ama siz onu iradenizin karşısında yenik düşmeyin. Siz dümdüz olun, tamam mı? Tamam, inşallah. Peki, bir şey daha sorsam çok mutlu. Hattımızda bekleyenler var, Hayırlı günler tekrar. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Hemen dinleyicilerimizi bekletmeden arka arkaya almaya çalışalım ki. Merhabalar. Alo, buyurun. Merhaba hocam. Merhabalar. Ben 2005 doğumlu bir çocuğum var. Kız mı erkek mi? Erkek çocuğum var, anaokuluna gidiyor. Bir de 2,5 yaşında bir kızım var. Çocuğum çok utangaç, çok çekingen. Böyle dışarıda birisi bir şey sorduğunda hiç cevap veremiyor. Öğretmeniyle eve geldiğinde kim yaptı bunu diyorum. Öğretmenin yaptığını biliyorum ama öğretmenim yaptı bile diyemiyordu. Yeni yeni demeye başladı. Öğretmeniyle de hiç konuşamıyormuş. Ay, çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bizim de hatalarımız oldu ve ben hiç yükseltmemeye çalışıyorum ama zaman zaman oluyor ve çok hassas bir çocuk. İşte bana kızdınız diye hemen ağlamaya başlıyor. Yani hatalarınız oldu. Ne hatalarınız oldu? Ya bağırdım, çağırdım. Bir de kalabalık bir büyüdü. Çok müdahale eden oldu. Her hareketine karışıldı yani. 5 yaşında şu anda. Birkaç kere ufak tefek yani dayak da oldu. Bakın işte onları yaşıyorsunuz şu anda. Çocuğunuz eğer benliğini bir kapatırsa içeriye doğru, o aziz olan benliğine eğer annesinin zarar verdiğini bir hissederse çocuk içeriye doğru kapanır. Hele ki bu çocuk bir duygusal çocuksa konuşma isteğini bile kaybeder. Dolayısıyla şu andan itibaren ne yapacaksınız? Ona emniyetli bir ortam sağlayın. Bırakın, 6 yaşındaki bir çocuk size ne zarar verebilir ki? En fazla koşar, zıplar, hoplar, ortalığı birbirine katar, bu kadar.
Ama eğer siz bu hoplamalar zıplamalar sırasında onu kişiliğini zarara sokarsanız, benliğini zarara sokar, bağırır, çağırır, kızar, önceden olduğu gibi vurursanız çocuğunuzu kaybedersiniz. Çocuğunuzu kaybetmemek için o yüzden ona emniyetli bir ortam sağlayın. Bırakın annesini domatesi didikleyen tavuk gibi gelsin, sizi böyle didiklesin dursun. Sizden güven alsın çocuğunuz. Göreceksiniz kendiliğinden açılacak. Çocuğunuzun dışarıda şu anlattığınız probleme dayanarak diyorum, dışarıda konuşabilmesi size duyduğu güvenle alakalı. Size güven duyduk, sizde emniyet hissettikçe, sizi kendisine zarara uğratacak birisi olarak görmedikçe çocuğunuz dışarıya doğru da açılacak. Konuşturmaya zorlamayın ama konuşması için fırsatlar oluşturmaya çalışın. Ne zaman ki bir şey anlatmaya başladı mesela, can kulağıyla dinleyin, ruhunuzla dinleyin. Gözünüzle dinleyin, avuçlarınızı açın, avuçlarınızın içerisine ellerini koymasına fırsat verin, gözlerine bakarak tebessüm ederek dinlemeye çalışın. Sizin okuyorum hocam, dinliyorum zaten. Yapın. Bir de sizin dediğiniz gibi etiketlemiş de olabilir mi? Mesela parkta birkaç kişi bir soru sordu, ben de bu biraz utangaç falan dedim onun yanında. Ondan sonra da iyice bir tabii, kapandı. Tabii. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ben bakın... sizi son olarak almış olayım. Hattımızda da inşallah dinleyicimiz yoktur. Şöyle bir anı anlatayım ben size de. Bana Ankara'ya gittiğimde çok değerli bir tane arkadaşımız, birlikte oturduk, çay içecektik. Dedi, çay içer misiniz hocam? Dedim evet içerim dedim. Bir baktım bir tane çay söylüyor. Dedim kendinize niye söylemediniz? Hocam dedi, ben dedi 4-5 yaşından 5-6 yaşından beri dedi çay içmiyorum dedi. Hiçbir bardak içmedim. Dedim hayırdır, niye İçmiyorsunuz. Şunu anlattı, dedi ki ben 5 ya da 6 yaşlarındaydım. Misafirliğe gitmiştik biz. Misafir ev sahibi bize dedi ki çaylar getiriyordu. Bana da döndü, dedi ki canım benim sen de çay ister misin diye sordu bana. Annem de dedi ki o çay içmez, boş ver onu, verme diye söyledi. O öyle söyledi diye annemi mahcup etmemek için ben ondan sonra hiç çay içmedim. Şimdi bile ne zaman aklıma gelse çay içecek gibi olsam sanki boğazıma düğümleniyor çay. Sanki böyle içimde bir tuhaf his hissediyorum. Ondan dolayı arkadaşlarla oturduğumuzda dahi şu anda çay içemiyorum. Çocukluk döneminde duyulan bir kelime var ya, o kadar ağır gelebilir ki çocuğa, çocuk kendini öyle zannedebilir. Bırak onu, o çay içmez diye söylenilen çocuk, benim o arkadaş, bahsettiğim arkadaş şu anda radyoda da dinliyorsa, aşağı yukarı 40 yaşında bir arkadaş, 6 yaşında duyduğu bu sözden dolayı 34 sene çay içememiş. Şimdi siz çocuğun yanında derseniz ki o utangaç konuşamıyor derseniz, çocuğunuz kendini gerçekten utangaç zanneder ve ondan dolayı sizin söylediğiniz şekle girer. Siz şimdi o kelimeleri bir tarafa bırakın, çocuğunuzla doyasıya bir olmaya çalışın. Sizi... Hocam bir de hiç fırsat vermiyor ki bize. Sürekli aramıza giriyor. O kucağım oturduğu zaman bile onu itekleyip yanıma geliyor. Kızım hiç fırsat vermiyor. Küçük mü fırsat vermiyor? Küçük yaşında. Tamam. O zaman siz büyüğü savunacaksınız. Bakın ben her seferinde söylüyorum. Genellikle küçük çocuklar kendilerine o kadar büyük alan açarlar ki büyükler arada kalırlar. 3 yaşında bir çocuğunuz olsun, bir de 10 yaşında çocuğunuz olsun. Biraz önce de onu söylemeye çalıştım. 10 yaşındaki çocuk genellikle dışlanır. Hiç farkına bile varmazsınız siz bunun. Küçük, kendini sevdireceğim diye siz büyüğü dışlamışsınızdır. Hiç fırsat vermeyin küçüğe de yani. Onun da annesiniz, öbürsünün de annesiniz, tamam mı? Kucağından tamam. İndireceği sırada, hayır kızım nereye indiriyorsun, o senin abin. Hadi bakalım sen biraz kenarlarda dolaş, ben abinizle konuşacağım biraz diyebilirsiniz. Ya da üçünüz birlikte olabilirsiniz, tamam? Peki. Tamam, sağ olun, iyi günler. İyi günler. Efendim bugünkü yayınımız da burada sona erdi, hoşçakalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.